Bunlar müminlerin vasıflarıymış. Bir de bu müminlerin bir özelliği varmış. Efendim bil gayb. Gayba da ne yapıyorlar? İman ediyorlar. Gayb meselesi biraz garip bir mevzu. İslam uleması tabi burada işin doğrusu bazı fikirler beyan etmiş. Gayb Allah'tan başka bilinemez diyenler var. Ayet-i Celleleri başka ayetlerin ifadesinden dolayı. Gaybın bilinebilecek kısımların olabileceğini söyleyenler var. Yine başka bir ayet-i celilenin efendim ifadesi. Veya işte bilen kullar olabilir gaybı. Yine başka ayet-i celilelerdeki ibareler ve ifadelerden dolayı. Anlatabildim mi? Tabii yani burada şimdi aslında bunu da kısaca anlatmak gerekirse gayb gerçek manada bu da bizim şahsi bu ilmi verileri yani ulemanın anlattığı, tanımladığı şeyleri harmanlayarak, burası önemli, harmanlayarak yani göbekten konuşmuyorum, keyfimden konuşmuyorum. İlmi verileri harmanlayarak şahsi yorumundan bahsediyorum. Gayb iki türlüdür. Bir, gaybı mutlaktır. Allahu Teala'nın gayb alemidir. Efendim, gayb-ı mutlak olan bana göre bir tek şey vardır. Gerçek manada bilinemeyen o da Rabbül Alemin Hazretlerinin zat-ı alileridir. Bizatihi kendisidir. Efendim zat aleminin incelikleridir. Bilinemeyen sadece Allah bilir dediği aslında o kısma bakan yerdir. Bize göre bunun dışında kalan tüm manevi alemler de dahil, zahirdeki mevzular da dahil, geri kalan bütün gaybi mevzuların hepsi bilinebilecek gaybın içerisine dahildir. Çünkü senin bilmediğin, senin efendim künhüne vakıf olamadığın, içeriğine vakıf olamadığın bir mevzuya bir peygamber efendim vakıf olabilir veya bir salih kul vakıf olabilir veya bir bilim adamı vakıf olabilir. Değil mi? Mesela burada işte müfessirlerin ki ulemanın bazılarının yanlışlıkla hataya sebebiyet vermiş olduğu şeylerden birisi nedir? İşte Lokman suresinin sonundaki o şeyleri söylüyorlar. Beş türlü gayb mevzusu. Bunları sadece ancak Allah bilir. İşte çocuğun anne rahminde nasıl olduğunu, anne rahminde çocuğun durumunu. Efendim işte yağmurun ne zaman yağacağı gibi sayıyor ya. İşte ulemanın bazıları işte burada bir hataya imza atmışlardır. Oysa bunlar işte bizim söylemiş olduğumuz bilinebilir gaybın içerisine girer. Tamam hakikatte Allah bilir efendim ama bunlar mutlak değildir. Bildirdiği kullar vardır kısmına giren kısımdır bunlar aslında. Çünkü bugün efendim ilmi veriler yani sana kapalı olan bir şey bir başkasına açıktır. Mesela bugün meteoroloji ne yapıyor efendim? İlmi teknolojiyle elindeki verilerle tespitlerde bulunuyor. Diyor ki işte 2 gün sonra saat işte 12'de misal öğlen 12'de kar yağacak diyor. Hakikaten kar yağıyor 12'de. Şimdi bu gaybı bilmek aslında değildir. Ama ortada bir bilinmeyen var. Bilinmeyene söylenen bir söz var. Bu manada baktığımız zaman da bu bir gayıptır. Şimdi bunu herkes bilebilir mi? Hayır. İşte bu herkese de açık olmadığı için gayıptır aynı zamanda. Ama bilinebilen kısmına girmesinin sebebi de ilmi verilerle bilinebilecek olmasına atıf vardır. Yani bu manada gayb iki türlüdür. Bize göre bilinmeyen gerçek manadaki gayb Allah Azze ve Celle'nin zatıdır ve zat alemine ait inceliklerdir. Geri kalanı da bilinebilir gayıptır. Neden bilinebilir gayıptır? Şimdi sana kapalı olan bir başkasına açık olabilir dedik. Yağmuru örnek verdik. İlmi veriler de çünkü bunun içerisine dahil olduğu için bu örneği verdik. Keşif ve mukaşefe yoluyla mesela birçok insan birçok şeylere vakıf olabilir. Ki geçtik Allahu Azimüşşan. Aslında kehanet meselesine de aslında girmek lazım. Onu artık ileriki şeylerde ayetler geldikçe konuşmak istiyorum daha çok. Yani yerleri geldikçe konuşmak istiyorum. Yani ileriden haber veren insanları biliyorsunuz. Toplum kehanetle nitelendirir. Kahin derler. İşte gaybtan haber veriyor zannedip. Aslında gaybtan işte biraz önce söylediğim gibi bilinebilir gaybın içerisinden
efendim haber vermek veya bilgi edinmek, oralara vakıf olmak, her kula açık olmasa bile bu manada gayiptir ama açık olan kullar vardır. Gerek yağmur örneğinde olduğu gibi işte ilmi veriler sayesinde o şahsa açılmıştır. Veyahut da işte efendim o ilmin ihtisasını yaptığı için o şahsa açılmıştır. Yani bunları da birbirinden iyi ayırt etmek lazım. İyi bellemek lazım. Ki kaldı ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın zaten içeriğini iyi anlayan bir insan, efendim sırlarına iyi kötü vakıf olan bir insan için bilinebilir gayb aleminde gaybden haber veriyor bu kahindir nitelemesi abes bir şeydir. Çünkü Kur'an bunlardan bahsetmiş. Kur'an'ın sırrını gören adam 100 yıl sonra da yeryüzünde ne olacağını çok rahat görür. Çünkü Kur'an bahsetmiş bunu. Sen göremiyorsan o senin kusurundur. Anlatabildim mi? Bu bilinebilir anlamda değil. Şimdi onu gören bir insanın kalkıp da 100 yıl sonra yeryüzündeki oluşacak bir olayı anlatması karşısında kimse kalkıp da ya sen kahinsin, gaybden haber veriyorsun, işte küfür işiyorsun da diyemez. Anlatabildim mi? Çünkü bunlarda niyetler çok önemlidir. Bir, astronomların yaptığı gibi günümüz astroloji ilminde, astroloji burç ilminde, efendim günlük burç yorumlarında yapıldığı gibi bir saçma sapan heva ve heveslere kapılarak bu tarz bilgileri ki %90'ı yanlış olan bilgileri aktarmak var. Bir de Kur'an'ı mihenk edinerek, Kur'an'daki bir sırrı azimi ifşa ederek anlatmak var. Bunu din namına yapmak var. Eğer öyle olmamış olsaydı öbür türlü geçmişteki birçok ehlullahın, efendim alimlerin, onlara göre gaybe yönelik olan ilerideki birçok hadisata işaretlerini de aynı kefeyle değerlendirmek zorunda kalır. Değil mi? Mesela İmam Rabban Hazretleri'nin mektubatında ahir zamanın ve günümüzün dönemlerinde bazı cilvelerden bahsettiğini biliyoruz. İşte mesela Mehdi'nin çıkacağı tarihi mesela beyan etmiş. Yorum yapmış, yorumda bulunmuş. İşte efendim Hazreti İsa'nın ineceğine yorumda bulunmuş. Veya işte efendim atıyorum başka bir ulema bakıyorsun İstanbul'un fethedileceğini ta 300-400 sene önceden kaleme almış veya beyan etmiş. Şimdi bu insanlara da kahin muamelesi yapılamaz. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü bu insanlar bunu yaparken heva ve nefsleri anlamında değil, Kur'an'ın bir sırrı azimi, Kur'an'ın bir mucizesini deşifre edebilmek için bunu belli kriterlerde yapmışlar. Gaybi haberlerden bilgiler vermişler. Şimdi Kur'an'ın sırrına vakıf olan insan aslı itibariyle efendim Kur'an'ı bilen bir insan gerçekten gelecekten çok rahat ne yapar? Ciddi ciddi haberdar olabilir. Geçmişten haberdar olduğu gibi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Diyor ki biz diyor hiçbir şey bırakmadık. Her şeyi eksiksiz bir şekilde bu kitapta yazdık. Şimdi Allah-u Teala'nın biz her şeyi bu kitapta yazdık cümlesine iyi anlamak lazım. Her şey yazılıysa, anlatabildim mi? Efendim işte benim bu söylediğim sözün kökeni de bu ayete dayanıyor. Yani gayb neden ulema hocam böyle demiş de sen gerçek manada gayb-ı mutlak dediğimiz gaybdır bilinmez olan o da Allah'ın zatına mahsustur, zat alemine mahsustur dememizdeki sebep aslında bu ayete dayanıyor. Neden? Çünkü Rabbimiz aslında bilinebilir olan gaybler de dahil her şey derken o cümleyi oraya atfederek kullanmış. Anlatabildim mi? Kendi zatını kastederek bu cümleyi kullanmamış. Eğer öyle olmuş olsaydı zatını da sıfatlarla anlatmaz, zatıyla anlatırdı Kur'an. Ama sıfatlarıyla anlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki Allah-u Teala'nın sıfatları ve sıfat tecellileri, isimleri ve isim tecellileri, ne bakan bütün alemlerle alakalı bilgiler, İşte Kur'an'ın biz her şeyi o kitapta yazdık dediği cümlesinin içerisinde girmiş ve dahil olmuş demektir. Hal böyle olunca Kur'an'ın sırrına vakıf olan bir insan 18 bin alemi de inceden inceye ne yapabilir? Ki bize göre 18 değil, bunu daha önce de hatırlarsanız beyan etmiştim. 18 bin biliyorsunuz çıkışı ilk Yunus Emre ile beraber çıkan bir ifadedir. Bu alemlerin 18 bin tane olduğundan dolayı değildir.
ana alemler kastedilerek kullanılan bir cümledir. Alem meselesinde hatırlarsanız bunu anlatmıştım. Ama bize göre de bu bir eksik ifadedir. 19 bin alem var. Yunus'un bu ifadesinden sonra tabii tasavvuf kültüründe ve tasavvuf geleneğinde birçok alim, ulema, meşayih, evliya, veli, kutup diye nitelendirdiğimiz şahsiyetler dahi 18 bin alem diye beyan etmişlerdir. Oysa 19 bin alem vardır. Çünkü Allahu Azimüşşan 19 harften oluşan besmeleye karşılık her bir harfine karşılık binlerce alem yaratmıştır ki bu bütün ehli keşifçe bilinen bir şeydir. Ama ne kadar gariptir ki aynı ehli keşif 18 bin alem cümlesini beyan gibi bir efendim yanlışlığa düşmüştür. 19 bin alem oluşu buraya dayanır. Kaybı da anladık mı? Kısaca mevzusu da bu manadadır. Çünkü bunu bir sürü örneklerle örneklendirebiliriz aslında. Birçok örneklerle örneklendirebiliriz. Yani geçmişteki bize kapalı olan bir tarihi vaka da gayb olabileceği gibi. Gelecekteki de bir gayb olabilir. Artı günümüzde şu an bulunduğumuz efendim şey vakalar da bize gayb olabilir. Gayb kavramının içerisine ne yapılır? Dahil edilebilir. Mesela şu an Yeni Zelanda'da şu saatte ne oluyor? Sana biliyor musun? Bilmiyorsun. Bu bir gayiptir işte. Veya sen şimdi yönünü bana dönün. Daha da daraltalım kelimeyi. Sen şimdi yönün bana dönük. Şu an beni biliyorsun. Arkanı döndüğün an işte ben sana gayip olmuş olurum. Yani görünmez hale gelmiş olurum. Görünmeyen bilinmeyen. Gayip alemleri efendim onu da belirtmiş olalım. Gayb-ı mutlak dediğimiz şey Allah-u Teala'nın zatına ait olan gaybın haricinde bir de gaybi alemler vardır. Yani bir melekut alemi efendim gayb alemlerinden biridir. Manevidir çünkü. Keşif erbabı efendim Allah-u Teala'nın ihsanda bulunduğu şahıslar bu alemleri görür. Tabi cinler alemi gibi işte efendim ruhaniyetlerin tabi ervahların bulunduğu alemler gibi. Berzah alemi. Yani bunlar da yani sonuçta gayb kısmına girer. Burada işte önemli olan gaybın her türlüsüne mümin olan şahıs iman eder. Yani ben şuna inanıyorum da şuna inanmıyorum demez. Nitekim biz bunları günümüzde görüyoruz değil mi? Öyle insanlara şahit oluyoruz. Adam kalkıyor melekler diyor, meleklere diyor iman ediyorum da diyor cinlere diyor ben diyor iman etmiyorum. İşte sen gayba iman etmiyorsun aslında. Niye? İkisi de gayb aleminin varlıkları çünkü. Kaldı ki ikisi de Kur'an'da beyan edilen mevzu. Anlayabildin mi? Yani bunun gibi böyle hani çarpık bilgilerden dolayı, eksik bilgilerden dolayı insanların düştükleri hatalar var. İşte bu gayba iman mevzusundan meseleye baktığımız zaman aslında hakikatte gayba iman etmemiş oluyor o insanlar. Her ne kadar gayba iman deseler. Çünkü mesela berzah alemi. Adam kalkıyor diyor ki ya kabir alemi. Kabir alemi diye bir alem yok diyor. Kur'an'da diyor biz diyor rastlama. Ya sen Kur'an'da sen sana göre rastlamadın. Bir ikincisi senin rastlamanın ne ehemmiyeti var? Senin bu Kur'an'ı getiren, senin kitabını getiren, inandığın peygamberin bunlardan haberdar etmiş. Demiş ki kabirde bir hayat var. Azap da var. Sorgu sual var. Yani böyle bir durumda sana bu işte gayb kısmına girdiği için senin bir kere gaybe iman mevzusundan dolayı müminlik vasfını kazanabilmen için iman etmen lazım. Eğer sen ben ya ona inanmıyorum dersen sen kesinlikle kendini müminlerden sayma. Mümkün değil. Çünkü bu ayeti ters bir hal sergilemiş oluyorsun. Bunun gibi mesela birçok mevzuları ne yapabiliriz? İzah etmiş olabiliriz.